Merhaba arkadaşlar, yine bir son dakika haberimizle sizlerleyiz. 4 yaşındaki ikizlerin çakmakla oyunu faciayla bitti arkadaşlar, ne yazık ki. Çok üzücü bir haber. Ekranda gördüğünüz gibi 4 yaşındaki kardeşin çakmakla faciası kötü bitti arkadaşlar. Denizli'de 4 yaşındaki ikizlerin çakmakla oyunu faciayla bitti. Çocuklardan biri yanarak feci şekilde can verirken diğer ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı arkadaşlar. Denizli'de 4 yaşındaki ikizlerin çakmakla oyunu faciayla bitti. Yangının söndürülmesinin ardından olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. 8 katlı binanın en üst katında yaşanan olayda iddialara göre anneanneleri Fatma K ile yaşayan Raziye K'nın 4 yaşındaki iki çocukları Mustafa Emir Ö ve Sefa Mustafa Ö yakınlarının bir anlık dalgınlığına yaralanarak çocuk çakmakla oynamaya başladılar. Çakmakla odada yangın çıkaran çocuklar ardından kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden anneanne Fatma K çocuklardan Sefa Mustafa'yı evden çıkarmayı başarırken Mustafa Emir Ö'yü ise evde bulamadım. İkizleri gördüğünüz gibi arkadaşlar, çok güzel bir karesi var. Ama ne yazık ki bir tanesi can verdi. İtfaiye ekipleri yangında hızla müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yakınlarının küçük çocuklardan birisinin evde olduğunu söylemesi üzerine evde detaylı inceleme yapan ekipler Mustafa Emir Ö'nün cansız bedenini kaldıkları odadaki ranzanın altında buldu. Yangın yaklaşık yarım saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralı olarak kurtarılan ve dumandan etkilendiği öğrenilen Sefa Mustafa Ö ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının yaşandığı evin dışarısında meydana gelen hasar ise yangının dehşetini gözler önüne serdi. Anne ve yakınları sinir krizi geçirdi arkadaşlar. Yangının söndürülmesinin ardından olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizleri geçirdi. Anne Raziye K ile sinir krizleri geçiren yakınları yangının çıktığı eve girmek istedi. Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar uzun süre aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Minik çocuğun sinir krizi geçiren bir yakının yere yatıp o çocuklar orada kalamaz diye feryat edip dövünmesi ise yürekleri dağladı. Mustafa Emir Öğ'den geriye anne Raziye K'nın çocukları ile birlikte çekip sosyal medyaya yüklediği videolar kaldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı incelemeye başlattı arkadaşlar. Ne yazık ki böyle bir üzücü olay arkadaşlar. Belki ses tonundan da fark ediyorsunuz ki iki tane ikiz kardeşin çakmakla oynadıkları ve daha sonra da yangına sebebiyet vererek Mustafa Emir'in yanarak öldüğünü görmektesiniz. Evin durumu arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada. Ne yazık ki arkadaşlar, en üst katta itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ama Sefa Mustafa Ö bulunduğu odada ranz altında bulundu arkadaşlar. Ne yazık ki hayatını kaybetti. Böyle acı bir olay. Lütfen sizden ricam, çocuklarımıza sahip çıkmamız, çocuklarımızın böyle yakıcı, kesici aletler ile oynamasına engel olmamamız. Lütfen çocuklarımızın üzerinden gözlerinizi eksik etmeyiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi annesiyle iki çocuğun sosyal medyada paylaştığı resim ve annesine paylaşılan resim ve videolar kaldı sosyal medyada arkadaşlar. Çok üzücü bir olay ne yazık ki. Allah'ım sabır versin istiyorum ailesine böyle acı bir olaydan dolayı. Yani kimse istemez arkadaşlar. Daha fazla bir şey diyemeyeceğim. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Takipte kalın. Sizlere acı ama gerçek haberleri sunmaktayız. Aktarmaktayız arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar.